Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlere SAR değeri hakkında biraz bilgi vereceğiz. Aslında SAR değerini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Nedir bu? Basitçe anlatmak gerekirse telefonumuzun yaydığı radyasyon miktarı diyebiliriz. Radyasyon miktarı tabii düşük ölçülerde pek bir zarar vermiyor bizlere. Lakin belli seviyelerin üzerine çıktığında işte baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan semptomlara neden olabiliyor. Fakat günün sonunda baktığımızda uzun süreli kullanımlarda bu önemli hastalıklara varana kadar bazı sonuçlara yol açabiliyor. Şimdi arkadaşlar, günümüzde akıllı telefon kullanmayan artık yok diyebiliriz. Genel itibariyle bakıldığında SAR değerleri belli parametrelere göre ayarlanıyor. Avrupa standartlarının Asya standartlarına göre biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bakımdan baktığımızda Avrupa standartlarına göre üretilen telefonların Çin standartlarına göre üretilen telefonlardan daha az radyasyon yaydığını söylemek mümkün. Şimdi gelelim bizleri asıl ilgilendiren konuya. Yani SAR değeri en yüksek olan akıllı telefonlara. Aslında bunları model model de sıralayabiliriz ama biz genel itibariyle bir marka ortalaması aldık ve bu marka ortalamasına göre size ortaya çıkan sonucu söyleyeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar sıralamamıza SAR değeri en düşük olan marka ile başlayalım. Şu anda arkadaşlar akıllı telefon piyasasında SAR değeri en düşük olan modeller Samsung'a ait. Genel itibariyle Güney Koreli teknoloji devinin akıllı telefon yelpazesinde yer alan modellerin büyük bir çoğunluğu 0.5 SAR değerinin altında. Dolayısıyla burada eğer SAR değeri yönünde bir sakınca duyuyorsanız, ben SAR değerini önemsiyorum, benim alacağım telefonun SAR değeri mutlaka düşük olmalı diyorsanız, sizlere Samsung modellerine bakmanızı tavsiye edebiliriz. Gelelim ikinci modelimize. Google ülkemizde telefon satmıyor. Fakat Google'ın da SAR değerleri son derece düşük. Biliyorsunuz Google hali hazırda Amerika'da Pixel modelleriyle ön plana çıkan bir firma. Amerika haricinde bazı Avrupa pazarında da bu telefonlar satılıyor. Lakin hali hazırda ülkemize gelmiş değil. Üçüncü sırada ise arkadaşlar Apple modelleri bulunuyor. Malum Apple SAR değeri konusunda son derece hassas bir firma. Bunu daha önce Tim Cook bir röportajında da zaten söylemişti. Dolayısıyla eğer SAR değerinden çok fazla çekinmiyorsanız ama SAR değeri sizin için önemli bir yerdeyse ve düşük kategoride yer almasını istiyorsanız iPhone modellerine de göz atmanızı tavsiye edebiliriz. Şimdi ilk üçten sonraki modellerde SAR değeri biraz daha yükseliyor arkadaşlar. Dördüncü sırada Huawei bulunuyor. Bildiğiniz üzere Huawei Çinli bir şirket. Çin'in parametreleriyle ürettiği Çin modellerini SAR değeri Samsung, Apple ve Google gibi isimlere oranla biraz daha yüksek duruyor. Huawei'nin modellerinde çok böyle aşırı bir SAR değeri olmasa bile yine de Samsung, Apple ve Google'a oranla SAR değeri ortalamasının biraz daha yukarıda kaldığını söyleyebiliriz. Huawei'den sonra 5. sıraya baktığımızda ise ülkede hali hazırda hizmet vermeye devam eden Oppo'yu görüyoruz. Oppo'nun modelleri genelde arkadaşlar SAR değeri çok yüksek değil. Özellikle üst segment modelini satın almaya kalktığınızda SAR değerinin hali düşük olduğunu görüyoruz. Lakin böyle uygun fiyatlı olarak satılan modellerinde ki bu modellerin birçoğu hali hazırda ülkemizde değil, SAR değerinin bir hayli üst seviyelere ulaştığını görüyoruz. Eğer Oppo'nun üst segment bir modelini alacaksanız sıkıntı yok. Lakin düşük fiyatlı modelleri, tekrardan belirtiyorum, hali hazırda bunlar ülkemizde satışta değil, SAR değerinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Sondan bir önceki modelimiz ise OnePlus. Biliyorsunuz OnePlus kısa süre önce Türkiye garantili olarak bazı modellerini internet üzerinden satışa sundu. Bunların ne kadar OnePlus Türkiye garantili olduğunu şu anda bilmiyoruz. Çünkü firmadan resmi bir açıklama gelmiş değil. Lakin hali hazırda OnePlus modellerinin de SAR değerinin hayli yüksek olduğunu sizlere belirtelim. Eğer SAR değerinden çekiniyorsanız ve bu değerlerin sizi ciddi anlamda rahatsız ettiğinden şüpheleniyorsanız OnePlus modellerinden de uzak durmanızı tavsiye ederim. Ve gelelim listemizin son basamağına. Yani SAR değeri en yüksek olan markaya. Evet arkadaşlar, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere hali hazırda SAR değeri en yüksek olan modelleri üreten firma Xiaomi. Burada herhangi bir ikilem yok. Açın internetten bakın. Xiaomi'nin SAR değerlerine baktığınızda genel itibariyle birin üstünde olduğunu görüyorsunuz. Bu da sağlık açısından ciddi anlamda tehlikeli diyebiliriz. Özellikle Mi A1 gibi modellerinde değer 1.7'lere 1.8'lere kadar varmış durumda. Bu modellerin
yani Xiaomi'nin SAR değerinin yüksek olduğu modellerin listesine internetten erişmeniz mümkün. Kullandığınız modeli Google'a yazarak SAR değeri yazın, zaten çıkıyor. Bunu görebilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz değeri 0.7'nin altında olan modellere yönelmeniz yönünde. Eğer kullandığınız telefonun SAR değeri 1'in üzerindeyse sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de uzun süre telefon görüşmesi yapan biriyseniz. Unutmayın, sağlık her şeyden değerlidir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.